Ben Öykü Cengiz, fotoğrafın öyküsü başladı. Hoş geldiniz bu akşam bizlerle Efruze. Efruze hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, çok heyecanlıyım. Biz de çok heyecanlıyız. Heyecanla fotoğraflarının öyküsünü dinlemek için sabırsızlanıyoruz. Vallahi çok heyecanlıyım, çok neler değişik var? Bir format. Ne güzel. Bir kere izledim birkaç bölüm. Yani bir kere çok güzel bir program, çok sıcak bir program. Sana da söyledim zaten, sana da çok yakışmış bir program. Senin samimiyetini ve sıcaklığını çok güzel yansıtan bir program. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Senin de ayaklarına sağlık. Zaten biz seninle birkaç program öncesinde de birlikteydik. Ve çok keyifli, çok güzel yayınlar yapıyoruz. Şimdi bu çok daha farklı, çok daha keyifli olacak diye tahmin ediyorum. O zaman başlayalım mı? Hadi başlayalım. Hadi gelsin ilk fotoğraf ekranlara. Evet, son konser. Sahneden bir an. Son konser mi? Son konser, evet. Bu Sevgililer Günü için yaptığımız bir konser. Göktürk Kültür Merkezi'nde. 15 Şubat'ta yaptık. Güzel Yeşilçam şarkılarındaki aşk sahnelerinin en güzel müziklerini yapmıştık. Acaba burada hangi şarkıyı söylüyorsun? Ay, hiç bilmiyorum. Acaba hangi şarkıyı söylüyorum? Genelde şarkılarda hep böyle ellerimi kaldırıp söylediğim için tahmin etmek çok zor. Şimdi Yeşilçam tabii böyle o nostalji, senin de ama öyle böyle romantik bir tarzın vardır. Evet, zaten pamuk gibi bir sesin var, çok güzel yorumluyorsun çok şarkıları. Mesela o anın, o atmosferin havasında Yeşilçam zamanlarını, o 70'lere gidiyor musun ya da şarkının bestelendiği dönemleri, onu hayal ediyor musun? Çünkü senin böyle fotoğraflarına baktığım zaman hep şarkı söylerken böyle gözler bazen kapalı, hani vücut dilinle onu sanki veriyorsun, yaşıyorsun gibi o şarkıyı. Evet. Ya zaten iyi bir şarkıcı bence şarkı söylemek şöyle bir sanat. Kelimelerin aslında müziğin ilerisine, kelimelerin altında yatan tüm anlamı seyirciye geçirmek gerekiyor. Bunu geçirirken de tabii o dönemi bilmek, o dönemi yaşamak, o dönemi hissetmek gerekiyor. O yüzden de bütün bu, mesela bu bizim Yeşilçam projemizde tüm işte diyelim ki 25 tane filmin unutulmaz melodilerini seslendirirken ben tüm filmlerin hikayesini anlatıyorum izleyicilere. Yani genelde hepsi aşk temalı filmler olduğu için önce filmlerin hikayelerini dinliyorlar mesela. Sonra da o atmosferi aslında seyircilerle birlikte ben de giriyorum. Evet. Ve hep beraber o atmosferin içinde o filmin hikayesini düşünerek sonra şarkıyı dinlemek çok daha keyifli ve çok daha o döneme giderek oluyor aslında. Atmosferin içine çekiyorsun. Çekiyoruz, evet, dinleyiciyi. Çekiyoruz. Peki devam edelim, sırada bakalım hangi fotoğraf var? Benimkiler. evet. Bu, hadi bize de anlat, kim seninkiler, hepsini bu, tanıyalım. Tabii ki eşim, Okyanus oğlum ve Nefes, bıdık nefesimiz. Geçen sene değil galiba, ondan önceki sene olması lazım. Cunda burası, Ayvalık. Biz yazın Ayvalık'tayız. Aa, ne güzel. Evet, Cunda'da kalıyoruz. Burası da Ayvalık'ta bir işte yani beach diyeceğim, çok sevmeyerek de olsa. Aslında bir plaj. Plajın moda hali. Ayvalık'ın çok sevdiğim plajlarından bir tanesi. Evet, çok şeker. İşte böyle yazın arada kaçıyoruz böyle yerlere. Ama tabii ben genelde hep sakin yerleri tercih ediyorum. Nefesimiz bizim şu anda 8,5 yaşında. Okyanus da 11 yaşında. Şimdi biraz daha büyükler. Tabii o hayat onlarla güzel. Gözlüklü olan benim yanımdaki de eşimin ablasının oğlu Kaan. Ne güzel bir aile fotoğrafı. Evet, çok evet. Güzel enerjisi. Nefes nasıl güzel bakmış sana, böyle tam bir cimcime evet, bir şey. Evet. Biliyorsunuz. Çok tatlıdır ya. Çok enerjisi çok yüksek. Maşallah. Herkesin tabii Okyanus'a, çocuğu Nefes'te. Kendine güzel ama tabii bizimkiler yani bizim için tabii çok yeri dolmaz. Allah nazardan Amin. Saklasın, mutluluğunuz Amin. Daim olsun. Amin. Sen peki kiminle telefonda konuşuyorsun anda? Ne kadar zor bir soru. Aman Allah, hiç bilmiyorum. Vallahi hiç bilmiyorum. Ama telefon... poz vermekten de değil mi? Böyle şey, yakışmışım değil mi telefona? Asla taviz vermemişsin. Telefonda konuşuyorsun ama pozunu da veriyorsun. Kesin iş telefonudur. Kesin bir konser konuşuyoruzdur, bir şey konuşuyoruzdur. Ben bu kadar yapıştığıma göre telefona kesin işle alakalı bir şeydir yani diye düşünüyorum. Çok güzel bir kare. Nefis yansıtmış, güzel. Yazın Ayvalık'tasınız zaten. Genelde 2 ay oradayım, evet. Yani konserler için geliyorum. Çocuklar çoğunlukla orada kalıyor çünkü burada İstanbul'da zapt etmesi zor onları. Onlar için keyifli bir yer oluyor orası. Yaz ben de konserlere Ayvalık. Gidiyorum gelin. Evet. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Bu da çok güzel bir fotoğraf. Evet, bu bizim köpeğimiz. Onun hikayesi çok güzel.
Raja'yı biz, ismi Raja, kral demek Hintçe. Eşim çok sever Hint filmlerini, o yüzden ismini Raja koyduk. Eşim barınaktan aldı Raja'yı, Yedikule Barınağı'ndan. Aldığımızda o zaman işte 3 aylık filandı. Hani şey demişler eşime, alma, hani ölecek bu filan. O da demiş ki ben alayım, bir şansı olsun. Çok yüksek, uzun süreli bir tedavi gördü. Böyle bir 3 ay filan iğneydi hayvan her gün. Bir barınak hastalığına yakalanmıştı ama sonra bizle iyileşti. 3 ay boyunca ateşli bir köpeğimiz vardı, böyle yerde yapışık yatan. Ondan sonra iyileşti. Şimdi de bizim Raja'mız işte. Çok iyi huylu bir köpek, çok tatlı, çok da koruma, güzel bir koruma köpeği. Bahçeyi falan güzel koruyor. Çocuklarla da arası çok iyi. Bu fotoğraf nerede çekildi? O da işte bizim Ayvalık'taki, o arkadaki, o bizim Ayvalık'taki evimiz, Cunda'daki. O çok da orada. Tatlı maşallah. Çok güzel, çok iyi huylu bir köpek. Nefes. Nefesin küçük hali o. O 4 yaşında falan herhalde, 5 yaşında maksimum. Şimdi işte 8,5 yaşında artık, böyle büyüyoruz. Ay maşallah. Peki bu fotoğrafı, selfie mi bu fotoğraf? Evet, sen evet, ben çekmişimdir yüksek ihtimalle, aynen. En çok nereleri seviyorsun peki Ayvalık'ta? Ya Ayvalık, bir kere biz Cunda'dayız. Yani Cunda çok Ayvalık'tan bağımsız bir ada. Ya çok güzel bir yer. Evet. Ve çok bir kere, bir iki kere gitme şansı olsun. Beklerim, gerçekten gel. Çok... Gelirim. Vallahi beklerim. Seve seve. Yapta kalmasın. Şimdi şöyle, Cunda çok tatlı bir ada. Küçük, kendi halinde bir ada. Bir tek işte bayramlarda falan çok yoğun olan bir ada. Ayvalık'ta ondan biraz daha farklı, biraz daha şehirleşmiş bir sahil kasabası gibi. Ama büyük bir yerdir Ayvalık bu arada, küçük değil. İşte Sarımsaklı gibi Ayvalık'ın işte çok ünlü bir plajı var. Çok uzun ve çok büyük. Yani orası çok keyifli ve denizi çok güzeldir oranın. Cunda'nın da belli noktaları var denizi güzel olan. Ama hani bir bana sorarsan en güzel deniz aslında Sarımsaklı tarafında Ayvalık için. Orada da çok güzel, yan yana bir sürü işte plajlar, beachler, artık ne diyorsanız ismine. Çok keyifli yerler var ama zaten önemli olan deniz. Yani oradaki deniz çok uzun bir, kilometrelerce büyük bir kumsal ve sıra sıra tesisler var. Keyifle denize girebilirsiniz geldiğinizde. Cunda'ya gittiğim zaman oranın böyle atmosferi, tarihi, dokusu beni çok etkilemişti. Cunda eski bir korsan adasıymış, çok eskiden. Daha doğrusu şimdi korsanların ilk geldiği fakat sonrasında da işte yerleşim olan bir adaymış. Sonrasında yerleşik halk işte korsanlardan kaçmak için, orayı sahiplendikten sonra gelen deniz korsanlarından kaçmak için adanın sokaklarını çok dar yapmışlar ve biraz tepeye doğru kurmuşlar Cunda'yı. Ve taş sokaklar, böyle dar dar sokaklar ve tepeye giden evler görürsünüz Cunda'da. Yani çok keyifli bir taş evlerin olduğu, eski yapıların olduğu, çok iyi tarihini koruyan bir yer aslında. Hep inşallah öyle kalır. Çünkü sit alanları çok fazla var. İşte bir tane tabiat parkı var mesela. O adanın büyük bir bölümü aslında tabiat parkı. Sit alanı ilan edilmiş. Çok önemli bir Ay Sarayı Manastırı var. Çok eski bir manastır. İnşallah hep böyle kalırsa, o atmosferini korursa... İnşallah kalır. Bu güzellikle senelerce bizi... Bağrında. Cunda'nın turizm elçisi olarak hoş geldin. Evet, değil mi? Ne güzel anlattın. Teşekkür ederiz. Çok severim. Peki devam edelim. Sıradaki fotoğraf gelsin. Oo. Şimdi bu kare ne anlatıyor ve bir diziden sanırım. Şimdi evet. Hangi bu, diziden? Şimdi sahneyi de hatırlıyor gibiyim aslında. Bu doktorlardan. Evet. Şimdi doktorlara ben 3 bölüm diye girdim. Doktorlar zaten çok kült bir dizi. Hı hı. Yani yaklaşık herhalde bir 5 sene mi oynadılar, 7 sene mi? Aynen. Çok yüksek, yani uzun bir dönem oynandı. Ve tabii doktorların bu kadar bilinmesinin sebebi aslında her Ramazan, yaklaşık 10 sene boyunca her Ramazan verilen bir dizi. Belki de hala veriliyordur. Çok tekrarı olan bir dizi. O yüzden hiç hala herkes izliyor bizim oynadığımız eski bölümleri.
Ben dediğim gibi 3 bölüm diye girdim doktorlara, 33 bölüm falan 3 sene devam ettim diziye. Bu karakter sevildi, karakterin ismi Ayla. Nasıldı senin karakterin? İşte ismi Ayla, orada, orası bir hastane biliyorsun. Hastanede geçen bir dizi. İşte Levent doktor var, şey var, Eda var falan, onlar birbirlerine aşık. Evet, evet. Ondan sonra ben de Levent'e çok hayrandım, işte aşıktım. Yani dizideki aileden bahsediyorum. İşte o Levent ile Eda'nın arasına girmeye çalışan, biraz ara bozan bir karakterdi. Sonrasında daha farklı bir yöne çektiler karakter sevilince. Sonrasında Yağmur Atacan'la biz evlendik filan. Yağmur da o zaman doktordu biliyorsun. Evet. Onunla evlendik. İşte öyle bir hikaye yazdılar filan. Sonrasında dizi final yapmadan bitti. Bir sezon, yani sonra başka insanlarla denediler diziyi. Farklı bir Eda, farklı bir Levent'le denediler. Medyapım denedi ama olmadı. Yani sanki böyle ilk benimsediği yüzlerle devam etmesini istedi. Evet. Sonra aynı o enerji olmadı sanki. Evet, olmadı. Yani bazen olmuyor işte, olmadı mı olmuyor. Şimdi 3 bölüm, kaç bölüm için girdin demiş? 3. 3 bölüm için girdim. 3 sene devam ettim. 3 sene devam ettim, evet. 3 sezon. Peki var mıydı böyle bir niyetin? O zaman müzik çalışmaları ne durumdaydı? O zaman operadaydım ben, İstanbul Operası'nda. İstanbul Operası'nda işte hem yani operalarda oynuyordum, işte başrollerde oynuyordum, müzikallerde oynuyordum. O zaman tabii yoğundu. Diziye girdiğimde biraz tabii, şimdi o zaman solist olduğum için, solist olduğunuzda size yazılan eserleri oynuyorsunuz. O dönemde sağ olsunlar dizidekiler de idare ediyordu. Hani bir şekilde idare ediyorduk birbirimizi. Öyle peki söyleyeyim. Sonrasında devam etmeye düşünüyor musunuz? Sonrasında başka diziler de var. Tabii. Yani 3 sezon sonra mesela bu bitti. Ondan sonra TRT'de Hicran Yarası diye Emrah'la bir dizi başladı. O 2 sezon sürdü. Ondan sonra 2 sezon sürdü ama o dizi de çok izlendi. Hicran Yarası. TRT çok izlenilen bir kanal zaten. Yani Hicran Yarası, Emrah'ın zaten büyük bir kitlesi olan bir sanatçı Emrah. O da çok izleniyordu. Hatta 2,5 sezon oynadık biz Hicran Yarası'nı. O da çok güzel bir diziydi. Sonrasında bir çok uzun süren bir de Çırağan Baskını diye en son bir dizim oldu. O dizide 8 bölüm oldu. O da TRT'nin de. Yani şimdi büyük TRT başka, diğer kanallar başka olduğu için bu son bir 3 senedir falan da bir dizim olmadı. En son bir Cem Yılmaz'ın bir çok yakın tarihte bir dizisinde konuk oyuncu olarak oynadım. O daha yayınlanmadı. Netflix'te yayınlanacak şimdi. Aa, merak ettim. Evet. Peki var mı böyle bir niyet? Hani müziğin yanında oyunculukta tabii, devam... Tabii. Yani ben zaten o benim işim. Hani yeter ki çok fazla programı bozmadan. Çünkü dizi dediğiniz şey bayağı böyle onun nasıl diyeyim, tüm hayatınızı ona adamanız gerekiyor. Yani tatilinizi, ailenizi, işinizi, her şeyi adayacaksınız. Ondan sonra onlar adadıktan sonra oluyor. Ama şimdi bir taraftan iş, yani müzik varken, işte bir taraftan sanat varken, bir taraftan onun olması çok olmuyor. Ama hani proje bazında olabiliyor. Nasıl ki şimdi dijitaller var. Evet. Şimdi dijital dediğimiz şey, dijitale dizi yapmak diye bir kavram var. Ya da dijitale film yapmak diye bir kavram var şu anda. Onun en azından programı belli. İşte kompakt bir şekilde 2 ay çalışıyorsunuz ya da işte 1 ay çalışıyorsunuz. Şeye göre, çekilen işe göre değişiyor. Onun zaten takvimi size önceden geliyor. Ama bir kanalda dizi oynamak demek, yani haftanın 5 günü, 6 günü tabii, sabah işte 5, akşam bilmem ne kadar çalışmak demek. Çok yoğun bir dizi. Diziye evet, girdiğin zaman o çekim evet, süreleri çok yoğun bir evet, tempo. Evet. Onu da ayak uyan, müzik olduğu için evet, yakışabilir. Evet. Ama isteriz seni böyle. Evet evet, ben de çok isterim. Çok yakışıyorsun. Çok severek yapıyorum zaten. Yani sonuçta eğitimini aldığım bir iş tabii, bu benim. Yani ben oyuncuyum. Hani ben konservatuar mezunu olduğum için çok severek yaptığım bir iş. O yüzden güzel bir proje olursa tabii ki. Hadi bakalım, merak, şu dijital platformdaki evet, şeyde çok merak ediyorum. Daha yayınlanmadı, yayınlanacak. Belli mi tarihi? Yok. Yani artık şimdi söylemeyeyim reklam olmasın ama yani onlar ne zaman isterse. Hani nasıl büyük... uygularsa o zaman yayınlanacak. Yani tabii tabii, yakında gir, aynen. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Ha. Hangi çekimde? Bu pandemide
Pandemi tabii böyle değişik bir dönemdi. Bu pandemi de bizim galiba TRT Müzik için yaptığımız bir röportajdı diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Bizim burası Pasyon Tur Kapı, Hakan'ı biliyorsun. Bizim ajans burası, ajansın içi, yani menajerlik firmamızın işi. Röportaj sonrası mı yoksa röportajın röportaj anında galiba Hakan çekmiş. Bu resimleri nereden buldunuz? Buluruz biz. Aa, bizim işimiz bu. Instagram hikayeleri de mi şey bulabiliyorsunuz siz? Herhalde? Her şeyi bulabiliyoruz. Wow, bilmiyordum evet. Ben. Bak, Retörün Bektaş şey öyle bir karıştırıyor ki. Wow. Ne var ne yok hepsini buluyoruz, çıkartıyoruz. Evet, çok enteresan. Çok bu işte böyle... o röportaj anında canlı çekmiştik pandemide. Tabii pandemi değişik bir dönemde hepimiz için. Ne yapacağımızı şaşırmış. Yani ay Allah bir daha yaşatmasın. Aynen öyle. Balıklar gibi ne yapacağımızı şaşırıyorduk. Yapsak mı yapmasak mı, çeksek mi çekmesek mi, bir araya gelsek mi gelmesek mi filan, böyle tuhaf her bir zamandı. Her şeyden birbirimizden korkar bir hale gelmişti. Çok tuhaf Allah, bir zamandı. Bir daha yani. Yaşatmasın o dönemleri. Amin, amin, amin. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin bakalım ekranlara. Bu fotoğraf da çok güzel. Neredesin? Bu Ayvalık. Ayvalık. Yine. Aslında Cunda burası. Cunda'da çok tarihi bir otel var. Limon ağacı değil mi? Evet, evet. Onun etrafına sarılmış. Şimdi otelin ismini unuttum ya. Eski bir... Hay Allah. Kızacak sahibi de arkadaşım. Oluyor canlı. Neyse, yayın artık. Birazdan gelir diye sonra var. Sonra alırsın. Aynen. Vallahi unuttum. Şimdi şey, burası güzel. Çok güzel bir otel bu arada. Anlatırken belki gelirse aklıma söylerim. Tarihi bir eski bir adamın evini otel yapmışlar. Hani Cunda'ya eğer seyircilerimiz giderse mutlaka gitsinler. Ne güzel sarılmış ama o limon ağacı demirlerin. Evet. Üzerine. Oranın havası tabii güzel olduğu için bu tip şeyler çok güzel yetişiyor orada. Çok güzel bir toprağı havası var. Ama balık değil mi? Zeytinyağı, zeytini. Evet. İnanılmaz. Zaten zeytini. Evet. Zeytin yani. Zeytin... Bence altın, ikinci altın. Kesinlikle. Çok biz kıymetini bilememişiz zamanında. Çok zeytin ağacı kesmiş bu ülke ama bence ikinci altın yani. Çok kıymetli, çok değerli ve çok çok vefalı bir ağaç zeytin. Yani hiçbir zaman ölmeyen, su versen de yaşayabilen. Değil mi ya? Böyle çok bir vefalı bereketli. Bir ağaç. Çok bereketli ve çok vefalı. O yüzden yani elimizdekine bile sahip çıkmamışız. Zamanında kesmişiz. Şimdi tabii ki o taraflarda çok zeytin ağacı var. İnşallah onlara sahip çıkılır diye düşünüyorum. İnşallah. Devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin bakalım hangi fotoğrafın. Bu ne güzel, ne kadar yine romantik bir fotoğraf. Bu nostaljik, sadece gözler. Evet, şeyi de analım şimdi. Demin doktorlarda anmadım, şimdi anacağım. Bu klibi Oğuzhan Tercan çekti, Oğuzhan Hoca. Doktorlarda da zaten oynamamın sebebidir o. Ben girdim. 3 bölüm diye o karakterin devam etmesini istedi. Bu klibi çekti. Bu klip de bu benim Asolist albümümün ilk şarkısının ilk klibi. Yani bu ilk klip Gözleri hangi Aşka şarkı? Gülen, Gözleri Aşka Gülen'e çektik bu klibi. Oğuzhan Tercan hocamız da şimdi hayatta değil. Rahmetli oldu 2 sene önce. Buradan ona selam gönderelim. Allah rahmet eylesin. Çok değerli, çok kıymetli bir hoca tabii. Çok iyi bir yönetmen. Senelerce doktorları yönetti. Bir sürü filmi var. Belki kolay parası var. Hani herkes oradan tanır falan gibi. Çok iyi bir yönetmendi. En son çektiği işte benim bu klibim oldu. Peki bu bakışının duygusunu da anlatır mısın? Ya şimdi Gözleri Aşka Gülen, tabii sözleri çok güzel. Gözleri Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın. Orada ne düşünüyorum acaba? Saatlerdir derin ayakta bakmışsın. Kalmış. Yorgun bir solist yorgunluk olarak. Yorgunluk bakışı oluyor. Çünkü yani klip dediğimiz şey kaç yani 3 dakikalık şarkıyı sabah 8.30'da başlıyorsun. Oğuzhan Hoca bunu akşam 10'da falan bitirmişti. Elektrikler kesildi, öyle bitti yani. Yoksa gene çekmeye devam ediyordu. Yani bu iş gerçekten çok zor bir iş. Evet. Yani çok inanılmaz fazla... Özveri, emek. Özveri istiyor. Yani çok fazla şey istiyor. Hani 3 dakika için belki 3.000, belki 3 milyon saniye şeyi çekiyorlar. Yani bunun
karşılığı yok. Bir de şimdi senin için de zor. Tabii. Yani o kadar uzun süre, tabii. 10 saat, 12 saat. Tabii. Değil mi? Ben tabii. Bazen 15 saat. Yüzünün tabii. düşmemesi gerekiyor. Ki teksin yani. Hani evet, ben tek... aynı duyguyu vermen çok lazım. Zor. İnanılmaz, gerçekten çok zor ama çok da güzel bir iş. Şey. Güzel oldu, çok güzel oldu. Gözleri Aşkı Gülen zaten YouTube'da her yerde var. Yani açtıklarında izleyebilirler. Çok keyifli bir klip oldu. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Edelim. Ha, işte bu ilk bir hazırlık klibi, aşaması. İlk klibi. Bu ilk albümün fotoğraf çekimi. Zaten bu kıyafeti klipte de giymiştim. Gözleri Aşkı Gülen'de de giydim bu kıyafeti. Bu da işte yandan bakan gözlüklü makyözümüz. Diğeri kostüm tasarlayan arkadaşım. Çekim, şimdi çekim için hazırsınız. Hazırız, evet. Seni yani, hazırladılar. Aynen. Artık çekim başlayacak. Aynen. Hemen bir fotoğraf evet, çektiniz. Sefa Gülsoy sağ olsun çekti ilk fotoğraflarımızı. Çok da güzel resimler çıktı. Hatta şimdi senin bu yayında kullandığın, şimdi bu yayın için kullandığım fotoğrafı da o çekmişti. Böyle bir dönem kadın yaptık ilk albümde. O işte vaklı saçlı bir resim koymuşsun ya. Evet. Yayının şeyine. İşte o gün çekildi. Bugün çekildi o fotoğraf. Aa, ne güzel evet. denk gelmiş. Evet. Süper. Evet. Ama senin de bir nostaljik havan var ya, ne yapsa yakışıyor. Her türlü makyajı, saçı kaldırıyorsun. Ya seviyorum. Belki de sevdiğim için taşıyorum. Ya bir de bizim şöyle bir şeyimiz var. Hep anlatıyorum ama her programda denk de geliyor. Şimdi ben opera mezunuyum. Yani hayatım boyunca liseden beri şarkı söylüyorum. Konservatuvarda okurken de hep bu operalar, müzikaller, işte müzikli oyunlar, tiyatrolar hep dönem içinde geçiyor. Yani günümüzde geçen tiyatro çok az. Yani zamanında eskiden yazılmış şeyler hep bir dönemin içinde. Ama bir de yakışmak var, yani sana yakışıyor. Sağ ol, da. Evet. Yani iyi bir üzerinde bir kostüm giymişsin evet. gibi durmuyor. Sanki o dönemden fırlamışın çıkmışın evet. gibi seviyorum, duruyor. Çünkü fotoğraflarına seviyorum. Da bakıyorum. Sen kendi saçını ve makyajını da yaparsın. Çünkü konservatuvar geçmişin olduğu için tabii canım, oyunlarda. Kendim yapıyorum. Her zaman kendim yapıyorum. Yani saçımı bile yaparım yani çoğunlukla hani. Çok önemli. Evet evet önemli. Yani çok değerli sanatçılar var tabii makyaj tabii. sanatçıları yani ama kendini de, kurtarmak için yani bazen her zaman öyle zamanlar yaparım. Oluyor ki değil mi? Bugün yani arabada gibi... gelirken yaptım dedim. İnanırım. Arabada yaptım yani hiç yalan yok. Allah'tan hani aldırdınız da beni yapabildim yoksa. Kullanırken rüştürmüşlüğüm var bak araba kullanırken. Var yani. Böyle şeyler yapmıyoruz. Yapmıyoruz trafik tabii. Çok önemli. Evet. Aman, evet. aman ama diyelim. Kırmızı ışıkta diyelim. Kırmızı ışıkta kırmızı rüştür. Dururken peki. Devam edin, sıradaki fotoğraf gelsin. Aa, burası, evet. Burası Japonya. Bir seyahatten. Evet. Hmm. Japonya. Eşimle gitmiştik. Kaç senesine ait bu fotoğraf? Çok değil ya, 4 ya da 5 sene önce. Yeni. Çok değil. Pandemiden önce aslında. Pandemi kaç sene oldu? Pandemiden hemen 2020 önce. Mart'ta açıklandı ilk vaka ülkemizde. Oo, ne kadar çok olmuş. Değil mi? Demek ki ondan bir sene önce, 5 sene önce falan. Yani Japonya çok güzel bir yer bir kere. Yani hani böyle herkes seyahate, hepimiz seyahate gidiyoruz. İşte Avrupa'ya gidiyoruz. Yani ama Japonya çok değişik bir yer bir kere. Çok i̇lk farklı gidişin bir kültür. Mi? İlk gidişim. Bir daha da gitmek isterim aslında. Çok farklı bir kültür. Çok değişik yapıda insanlar. Yani hayat insanlar sadece saygı duymak için yaşıyorlar. Çok enteresan. Hayattaki en büyük değerleri karşısındaki insana saygı duymak. Ay ne kadar çok güzel. Çok dehşet bir yapı. Yani oraya gittiğinizde herkesin şu şekilde olması bu bir şekil değil. Gerçekten ruhları da öyle. Yani hayatları bir kere yaptıkları işe. Ikigai diye bir şeyleri var. Zaten kitapları da yazıldı ya. Hı hı. Yani ikigai demek hayat amaçları. Her gün için bir amaçları var. Yani diyelim ki işte adam şu bardağı mı üretiyor? Yani onun amacı o bardağı en iyi şekilde üretmek. Zaten Japonya'nın bu kadar çok zengin olmasının ve bu kadar çok başarılı olmasının sebebi kendi etnik kökeni. Kökenine çok sahip çıkan bir ülke. İnanılmaz yani. O da zaten kendi atmosferi öyle bir yakalıyor ki bir turist olarak aynen. gittiğin zaman yani, direkt seni içine çekiyor değil mi? Tüm ülke vatandaşları yani bir vatandaş Japonya'nın gelişimi için ve Japonya için tuvalet mi temizliyor? En iyi şekilde temizliyor. Zaten Japonya'nın temiz tuvaletleriyle ünlü biliyorsun. Yani çok enteresan bir ülke. Hani tavsiye ederim. Ben çok büyülendim. Ben çok istiyorum. Tarihinde çok merakla okuyorum.
seviyorum da bir de görmek istiyorum. Evet. Diyeceğim fotoğraflarının öyküsünü dinlemeye devam edeceğiz. Kısa bir aramız var. Tamam. Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam edecek. Aranın ardından fotoğrafın öyküsü devam ediyor. Efuze ile birlikteyiz. Efuze devam edelim mi? Edelim. Hadi bakalım gelsin fotoğraf derken geldi bile. Evet bu. Klipten bir kare sanırım. Aynen Meşkü Müren albümün, işte ikinci albümün adını Meşkü Müren koyduk. Zeki Müren şarkıları var. Hı-hı. O yüzden Meşkü Müren. Meşk demek meşk ederek öğrenmek. Yani aslında tam taklit değil ama feyz alarak öğrenmek diyeyim. Meşk öyle bir kelime. Zaten bu Türk müziğinde olan bir şey. Ya büyük hocalardan hep meşk ederek öğrenilir ya. Hep işte o hocayı taklit edersin falan. Meşk çok sevdiğim bir kelimedir benim. O yüzden de albümün ismini, ben şarkıları tabii ki kimden çalışacağım? Tabii ki Zeki Müren'den çalıştığım için albümün ismi de Meşk Müren olsun dedik. O albümünde ilk klip şarkısı Manolyam. Bu da Manolyam klibindeki atımız. Atımızın ismi bu kız bir at, Lideray. İsmi. Ay ne kadar. Evet. Güzelmiş ismi de. Evet. Kent ormanlarında, kent değil ya, Forest Kemerburgaz'da çektik. Ormanın içi. Burası orman. Ormanda çektik. Çok da güzel bir çok klip oldu. Çok da içime sindi. Zaten şarkı nefis bir şarkı. Sen de çok güzel söyledin. Sağ ol. Evet. Kostüm de çok güzel. Şimdi kostümü o klibin de, konusu neydi ve bu kostüm var üzerinde? Şimdi kostümü benim Devlet Opera Balesi'nden en yakın arkadaşım Gülden Sayıl yaptı. Hı hı. Klibi de zaten onunla birlikte tasarladık. Hani aslında o yazdı biraz hikayeyi. Böyle olsun, böyle olsun diye. Kostümü de sağ olsun o dikti kendi elleriyle. Şimdi şöyle klip işte kafede oturan ve sevdiğinden bir mektup alan kızla başlıyor, hı hı, klip. Ondan sonra da mektup okuduktan sonra kız bir anda yani sevgilisinden hayal dünyasına gidiyor. Sevgilisini düşünürken hayal dünyasına gittiğinde o bulutların üstünde kendini işte bu atla, at aslında kızın bence yani ben öyle düşünüyorum. Klibde de hep onu yaptık. At onun kızın kendi ruhu aslında, özgür ruhu. Oradaki özgürlüğü ve saflığı ve temizliği simgeliyor. Böyle güzel bir göndermeli, tatlı bir klip oldu. Çok güzel bakmışsın. Muhtemelen bu çekim anında çekilmiş bir fotoğraf ama ne düşünüyorsun mesela bu o ata bakarken ne hissediyorsun? Ne geçiyor aklından? Ya duygunu şimdi bize anlatır mısın biraz? At aslında çok sakin bir at. Korkunç sakin bir attı. Fakat orada bir ürktü o hayvan. İşte onu suya sokmamız gerekiyordu. Kemerburgaz'ı bilir misin? Çok bilirim. Ünlü Mimar Sinan'ın kemerleri var. Evet. Zaten klipte o kemerler de gözüküyor. Kemerler de bir kısmı suyun içinde ve işte atı suyun içine sokmamız kemerlerle birlikte o öyle bir resim var zaten. Klipte öyle bir sahne var. İşte kemer, önünde at, arkasında ben şarkı söylüyorum. Çok efsane bir görüntü oldu aslında. Fakat at sudan ürktü. Bir de çok klip dediğiniz zaman 20 kişi var etrafta. Tabii. Biraz da insandan ürktü falan filan derken o ürkmüş atı biz burada sakinleştirmeye çalışıyoruz ben şu anda. Sakinleştirme çok önemli. Evet, aynen. Şu anda tam böyle sakin, dur kızım, sus kızım falan diyorum hatta yani bu resmi kim çekti bilmiyorum ama. Ama sanki biraz böyle. O sakinleştiği bir an. Evet, dinliyor. Evet, çok tatlıdır. Çok tatlı bir attı. Hala duruyor bu arada. Yani Kemerburgaz'a giderseniz bir çiftlik var, orada biniliyor. Kostüm de çok yakışmış. Ey, teşekkür ederim. Çok içime sinen bir klip oldu, evet. O çok önemli değil mi? Güzel böyle oldu, çok güzel oldu. İyi de hissetmen. Evet, çok güzel oldu. Hikayesiyle, çekimiyle çok evet, önemli. Evet, evet. Peki devam edelim, sıradaki fotoğraf gelsin. Bu bakış nereye Efuze? Anlat bize. Şimdi bu bakış nereye? Vallahi çok güzel bir cam vitray var orada, oraya bak. Vitrayı seyrediyorum. Vitrayı çok severim ben. Bu tam o zaman bir poz. Evet, fotoğraf. Poz. Burası da bir Sarıhan Otel miydi bilmem ne, Ziya Bey Otel, bak burayı hatırladım. Bazen bu konularda sarışınlığımı tutuyor. Yok estağfurullah. Gemicim'de de bir otel burası.
Ziya Bey Konağı diye. Çok tatlı bir eskiden konakmış. Sonra otel yapılmış. Ama tabii böyle vitrayları falan Allah'tan ki koruyorlar yani yaparken. Bir de tabii tarihi anıtlar kuruldu var. Onlar da izin vermiyordur diye düşünüyorum. Bu tarihi yapısını koruyan bir otelde böyle gezerken sokaklarda hadi bir poz verelim Instagram için. Anı. Peki arkandaki görselde yani onu bilmiyorum. O, nedir o? Çok değişik o, bir sanki yelpaze gibi bir şey. Evet, o öyle bir tablo ama şey. Ya tablo mu? Aslında tahtaya oyulmuş bir şey. Ama tablo gibi çok güzeldi yani. Çok ben güzel de çok, duruyor. Her seferinde gördüğümde çok beğeniyorum. Oyma bir şey ama boyanmış falan tablo gibi zaten. Çok yüksek ihtimal çok eskiden kalmış bir şeydir. Güzel fotoğraf. Evet evet. Peki devam edelim. Edelim. Burası bir da... Bir sağa bakıyorsun, bir sola bakıyorsun. Değil mi? Burada pozlar, benim... pozlar gelsin. Pozlar, pozlar. Burası da valla neresi acaba? Burayı hatırlayamadım. Bazı fotoğraflar hatırlanmıyor. Yani o kadar çok çekiyoruz ki. Böyle ilk defa gel başımız. Evet, hatırlamadım. Bazen bunu hatırlamadım ama işte öyle bir yüksek ihtimal yine Ayvalık'tır. Yani orada çok uzun vakit geçirdiğimiz için. Sanki gün batımı. Evet. Zaten en güzel ışık gün batımında değil mi? Hepimizin en güzel çıktığı ışık gün batımı. Gün batımı evet. Geçen gün ünlü bir fotoğraf sanatçısını ağırladık. Fotoğrafın öyküsünde Mustafa Seven. En güzel ışığı oradan öğrendim. Tabii. Sabah ve tabii. Akşam ışığı en güzel ışıkmış fotoğraf. Böyle güneş batmaya yakın olan ışık. Yani çok yarım saat bir arası şeyi var onun. Çünkü güneş çok dik gelince de güzel olmuyor. Yok, evet. Tam batmaya yakın bir yarım saat şeyi var onun. Işığın süresi fazlası var. Da güzel değil. Tabii. O zaman da yani çok evet. Patlatıyor derler ya öyle oluyor. Bu da o zaman poz fotoğraflardan evet, bir tanesi. Evet. Öyle bir duyguda özel bir anı yok. Anı yani. Yok. Peki devam edelim sıradaki fotoğraf gelsin. Ha bu evet. Çok yakışmış pembe şapka. Ay teşekkür poz. Ederim. Bu bluz bizim de pembe. Evimiz. Ne güzel. Bu galiba anneler günüydü. Eşim anneler günü çiçeği almıştı. Bu anneler günü çiçeği diye hatırlıyorum. Öyle ben de güzel böyle bir resim koymuştum. Çok mutlu görünüyorsun. Evet, çok severim ortanca. En sevdiğim çiçek. Bayılırım. Bizim şimdi, biz Göztepe'de oturuyorduk. Eskiden işte babamlar, eskiden köşk varmış, köşkte oturuyorlarmış. Köşk sonra İstanbul apartman. Göztepe mi? Evet, evet. Apartman olmuş maalesef. Ama tabii apartman olurken de o bahçedeki çok büyük bir bahçesi varmış zaten köşkün. Apartman olunca da, apartman olmasına rağmen kocaman bir bahçesi var hala. Ama tabii o ortancalar, çiçekler, güller, işte bin mum ağaçlar hepsi kalmış çok şükür ki. Tabii bir kısmını kesmişlerdi ama çoğu da vardı. Bahçemizde de çok ortanca vardı, çok fazla. Yani böyle şöyle anlatayım. Hani şu apartman olsun masanın orada, bütün etrafı bahçeydi apartmanın ve kocamandı. Biz orada büyüdük. O apartmanda ve hep çiçeklerin, böceklerin içinde büyüdük. Güzel bir çocukluk geçirdik çok şükür. En azından ağaçların içinde diyebilirim. O yüzden o tancayı çok severim. Çok vardı orada. Babaannemin çiçekleri. Pembe çok yakışmış ama. Evet, en sevdiğim renk. Duygusu da güzel. Anneler gününde. Mutfağımızı çok severim, evet. Peki, devam edelim. Sıradaki fotoğraf gelsin. Yine bir güneş evet. Batımında yakalanan nefis bir kare. Yalnız bu fotoğrafı kim çekti? Bu fotoğrafı işte böyle bizim tabii bu işimiz yani resme çok ihtiyacımız oluyor bizim. Tabii. Resme çok ihtiyacımız olduğu için de hep böyle bir profesyonel resim çektirme durumumuz oluyor mecburen. İşte konserde oydu buydu şuydu derken. Bu da gene öyle bir konser için böyle birkaç tane bir şey çektireyim yapmıştım oradan. Burası tam... İşte o gün Pablo batımı gibi. Dediğimiz, demin konuşuyorduk ya reklam arasında. Tam gün batarken ama tam yanlış ışık, tam biraz daha burayı biraz daha var yani o güzel ışığı yakalamaya. Yine de çok güzel. Evet evet güzel bir resim, ben de seviyorum. Pozun güzel. Nerede peki? Mekan neresi? Burası sanırım şey, bu sarımsaklı olması lazım. Yine Ayvalık. Ayvalık evet. Peki senesi? Kaç senesine çekildi? Çok değil, 2 max. Bu yaz değil, onun önceki yaz olması lazım. Yeni resimlerden, evet. Çok eski değil bu. Peki. Yani. Yazın
yazı almış olduk. Yaz gelsin. Evet, evet. Tamam artık. Ben evet. de yazcıyımdır. Ben de çok yazcıyım. Kışı da severim. Yani kar severim. Hmm. Hani kaymayı sevdiğim için kar severim ama. Ha bilmiyorum var mı? Şimdi ben kayak yazı daha resim. Çok seviyorum. Ben yazcı tabii. olanlardanım. Yaz. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Bakalım hangi fotoğraf geldi. Aa kar dedik, kar Madem geldi. Madem öyle kar dedin, kar. Ya burası bizim bir arkadaşımın evi. Göktürk'te oturuyorum ben. Hadi bunun hikayesini de anlatayım. Pandemi diye biz bahçede buluşalım dedik. Pandemi zamanına denk geliyor. Benim böyle bir çok sevdiğim arkadaşlarımdan oluşan bir gün grubum var. Oo ne güzel, çok keyifli. Ayda bir buluşuyoruz. Çünkü onu yapmasak görüşemiyoruz. Yani çok yoğun herkes. Herkes çalışıyor. Ne güzel öyle bir rutine oturtmak evet, ama. Yani ayda bir buluşacağız. Evet, evet. Yani onun ismini koyup da işte bu hani altın günü, dolar günü falan hikayesi var ya. İşte onu yapmayınca buluşulmuyor. Yani adını koymak lazım lafı çok önemli bir laf. Adını koyduğumuz için de işte buluştuğumuz pandemide de hatta işte evlere girmeyelim, dışarıda buluşalım deyip de böyle karlı bir havada bahçede oturduğumuz bir şey an bu. Sen az önce böyle işte karı severim, kayak yaptığını sevdim. Ha evet denk gel. Rejideki arkadaşlarımız, yönetmenimiz, sevimli editörümüz bekliyor. Haldır haldır bu kar fotoğrafını da getirmeye evet. çalıştılar. Kayak yok ama kar var. Evet, evet, evet. Peki devam edelim sıradaki fotoğraf gelsin. Hmm. Doğum gününde, dilek dilerken. Evet, bu sene değil, bu doğum günü değil, bir önceki doğum günüm. Burası bizim gene Pasyon Turka, menajerlik firmamın Levent'te çok tatlı bir böyle bir müstakil bir yeri var. Doğum günlerinde de adet herkesin, zaten 4-5 sanatçısı var oraya bağlı çalışan. Diğer sanatçıların çoğu da zaten hep yurt dışından geliyor. O yüzden her böyle adet sağ olsunlar çok tatlılar. Her doğum günümüzde hepimiz böyle oraya gider bir pasta keser, dilek tutarız. Güzel dilekler Şimdi, tutarız. Şimdi burada tabii ki ne dilediğini sormayacağım. Evet. Özel bir dilek olabilir diye. Ama o dilediğin dilek gerçekleşti mi diye evet, soracağım. Evet, evet. Süper. Yani güzel, yani zaten böyle hayatın enteresan bir enerjisi var bence. Güzel şey yapmak lazım, düşünmek lazım. Olumlu olmak lazım. Olumlu olunca da geldiğini düşünüyorum ben. Kendince böyle istediğin bir şeyin olmasını istediğin zaman böyle ritüellerin var mıdır? Hani çağırayım, isteyeyim, gelsin, dua edeyim. Evet, tabii ki. Tabii İnanayım. Ki. Tabii ki. Yani bir kere insanın önce kendine inanması gerekiyor. Yapabileceğine inanması gerekiyor. Ve oturmaması, çalışması gerekiyor. Bunları yapınca da oluyor bence. Yani çalışmak çok önemli bir şey. Bir kere emek sarf etmek gerekiyor. Yani emeksiz oturduğun yerden hiçbir şey olmuyor. Bir de vazgeçmemek lazım. Tabii. Yani bir kere denedim olmadı değil de evet. biraz bazen üstüne gitmek lazım. Tabii. Belki doğru zaman değildir. Tabii. Yani çok güzel şimdi artık Instagram yani sosyal medya diyeyim. Sosyal medya şeyle dolu. Hepimizin motivasyonunu yükseltecek videolar, şeyler, işlerle dolu. O yüzden zaten herkes işte ya herkes Oscar almak istiyor, herkes CEO olmak istiyor ama ara eleman yok. Bir de böyle bir durum var. Olsun. Evet. Yani işte sosyal medyanın yani tabii olumlama güzel bir şey her zaman. Peki devam edelim sıradaki edelim fotoğraf bakalım. Gelsin. Ha, bu da evet o son konserden bu bizim... Eyüp Belediye Başkanımız Deniz Köken, şimdi bunu kesip göndereceğim sizi de andık diye. Bu bizim işte dediğim gibi Sevgililer Günü konserimizden. Sağ olsun hep destek olur sanatın ve sanatçının yanındadır her zaman. O Yeşilçam şarkılarının konserine gelip kendisi de dinlemişti. Sonrasında işte bir çiçek anımız. Dinleyenler nasıl tepki veriyorlar? Ay çok seviyorlar. Çok seviyorlar. Yani işin enteresan tarafı mesela çocuklar geliyor konserlere. Yani çocuk dediğimde hani 15 değil, 8, 9, 10, 11 yani gençler zaten dinliyor da küçükler de dinliyor ve çok seviyorlar ve şarkıları ezbere bilen mesela bir sürü benim dinleyicim var. Çok enteresan.
Demek ki aileden de geliyor. Değil mi? Hem çocuklar öyle hem de böyle bir işte hayran oluyorlar falan. Bakıyorlar işte YouTube'daki şarkılarıma bakıyorlar. Hmm. Sonra bir konser geliyorlar, bir konser ezberlemiş oluyorlar falan. Ben de onlara diyorum ki ben bu şarkıları hep sizler için söylüyorum ki gerçekten onlar için söylüyorum. Çünkü ölmemeli bu şarkılar. Nasıl oluyorlardı? Ay evet, onları bazen sahneye çıkartıyorum falan. Aa i̇şte ne güzel. Böyle evet. Yani çünkü bu şarkılar gerçekten çok değerli eserler. Yani şimdi ben hep öyle diyorum. Her programda da diyorum. Yani sonuçta 500 sene sonra benim söylediğim şarkı dinlenecek. Yani şu anki popüler müzik dinlenmeyecek bile belki. Çünkü klasik denilen bir şey var dünyada. Yani klasik eser demek benim söylediğim şarkılar. Şimdi biz neden 100 sene önceki ya da işte barok dönem 1500'lerde işte bestelenen barok müzik dinliyoruz? Niye Bach dinliyoruz? Niye Vivaldi dinliyoruz? Yani bunlar hiçbir zaman geçmeyecek. Zamansız hiçbir zaman eserler. Modası zamansız evet, şarkı. Aynen. O yüzden çok değerli eserler. Bence herkes daha çok dinlemeli, daha çok öğrenmeli diye düşünüyorum. Ya da daha çok ilgi gösterseler yeter. Bizi takip etsinler yeter. Biz zaten onlar için söylüyoruz şarkıları. Evet. Peki devam edelim. Sıradaki fotoğraf bakalım hangisi? Bu bir kulis fotoğrafı. Evet. Şimdi eski iPhone'umdan anladığıma göre. Bu tamam dur. Bu pandemi yılbaşısı. Pandemi yılbaşısı. Pandemi başlamadan önce mi? Yani 2019'dan 20'ye girerken mi? İlk yılbaşı. Evet. Evet. Sonrasında zaten 2 ay sonra kapandık. Evet. O yılbaşı doğru. Evet. Aynen. O yılbaşı KRT için reklam olmuyor değil mi? Yok. KRT için bir yılbaşı programı çekmiştik. Seyircisiz. O programdan yılbaşı programında konser yapmıştım ben. Böyle bir 10 şarkılık falan. Onun fotoğrafı. Sahneye çıkmadan önce evet. O anı ölümsüzleştireyim evet. dedim. Bak saç makyaj dedim. Mesela makyajı burada ben kendim yapmıştım. Gayet güzel. Güzel makyaj yapıyorum evet. Çok güzel. Elini yaptın. Severim. Zaten sanatçı olunca böyle bir de oyunculuk eğitimi almış olman da tiyatro tiyatro oyunculuğu tabii, kendi tabii. Kuliste makyajınızı tabii. Bir şekilde yapıyorsunuz. Tabii ki. Mecbur. Peki devam edelim sıradaki fotoğraf gelsin. Ay bu da pandeminin ilk çıktığı eve ilk kapandığımız. Bir şey soracağım Efruze. Mesela sen poz verirken objektife bakmayı çok sevmiyor musun? Genelde çünkü hep böyle uzaklara bakıyorsun. Ya sağa bakıyorsun, sola bakıyorsun. Bir derin, bilmem. Daha böyle bir zaten romantik bir tarzın var. Böyle daha mı iyi hissediyorsun kendini? Hiç merak ettim şimdi. Mesela direkt objektife baktığın az mı var? Evet. Olabilir. Hiç bilmiyorum. Öyle denk gelmiştir. Ya da işte vallahi öyle bir şeyim yok aslında. Acaba yani, fark etmeden mi? Fark etmeden bazen yapıyor olabilir. Bazen mesela burada fotoğraflara bakarken hakikaten böyleymiş diye farklı yönler de çıkıyor. Ya da 30 tane resim çekmişimdir, bunu beğenmişimdir, bunu koymuşumdur. Çünkü bu selfie yani. Ben hayır, biz sadece tek çekimde unutmayalım. Tabii bir kere de çekiyoruz, koyuyoruz. Bu şey furyasından, hani böyle pandemide herkes bir ben canlı işte şarkı söyleyeyim furyası vardı ya böyle. Evet. Herkes bir canlı yayın açıp böyle... İşte ya neler yaşandı ama o zaman değil mi? Evet, herkesin bir konseri, medyada. Bir konseri, sürekli bir şey konser. Sosyal medyada ve evet, canlı evet. Uyarıları geliyordu. Aynen. Canlı yayın açıp. Öyle onlardan biriydi. Ben de burası bizim bahçemiz. Onlardan birinde dedim ki hani ben de bari bu furyaya katılayım. Çünkü insan evde oturunca eksik kalmayayım hissiyatı oluyor. Ben de yapayım istiyorsun. İşte hatta çok komik bir şey yapmıştık. Şimdi kanuncu ile bir araya gelemiyoruz. Herkes evine kapalı, sokağa çıkma yasağı var. Tabii. Çıkamıyoruz. Biz böyle kaçak göçek geçek ormanlara gidiyoruz yürüyüşe, bizim hemen arkamız orman diye. Fakat işte polisler yakalayınca falan ne yapıyorsunuz falan diyorlardı yani. Çok saçma zamanlardı. Gene çok şükür biz kurtarılmış bölgede yaşıyorduk da hani arkadan ormana kaçıyorduk yürüyüşe. Yani ama hani neyse o dönemlerde kanuncu arkadaşım bana video çekti. Gönderdi. Yani ben o videonun üstüne söyledim. Gelemiyor ki çocuk yani nasıl gelsin. Videonun üstüne söyledim. Sonra onları birleştirdik falan. Böyle bir video oluşturduk. Yani böyle çok enteresan bir dönemdi. Vakit bol olunca hani uğraşa uğraşa yani, zamana evet, yayıyor. Evet. Şimdi böyle
anı olarak anıyoruz ama gerçekten tabii, çok zordu. Zor bir zamandı. Ama fotoğraf çok güzel. Teşekkür ederim. Sen de çiçek bahçesi gibisin. Teşekkür ederim. Sen de çok yakışmış. Çok teşekkür ederim. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Ha işte objektife bakmışsın bak mesela. Evet, evet. Burası Yalova. Yalova'da. Nerede? Yalova'da Limak. Neyin oradasın? Tatil. Hı. Kışın ben şeyi seviyorum. Ben sıcak böyle ay sauna falan çok seven bir insanım. Hı. Sıcak sauna. Sıcak, kaplıca. Kaplıca falan. Evet yani bir anneanne tarafım var yani çok seviyorum. Böyle kışın arada kaçıyoruz. Hani Yalova çok yakın olduğu için. Burası da Limak çok güzel bir otel. Hı hı. Güzel bir köşk zaten. Atatürk'ün de Yalova'ya gittiğinde hep kaldığı yermiş. Ya ne kadar. Çok güzel bir köşk. Bembeyaz. Odalar da çok böyle eski şeyini korumuş mobilyalar falan var. Çok keyifli bir yer. Peki. Pardon. Devam edelim sıradaki fotoğraf. Bakalım hangisi olacak? İlk albüm. İlk albüm. Evet. Az önce bu kostümün fotoğrafının çekildiği. Makyaj evet, evet. Şeyini fotoğrafına bakmıştık birlikte. Evet evet bu ilk albümün albümler. Bunu da pandemide benim ilk albüm pandemide çıktı bu arada. Pandemide çıktı yani. Pandemi kaçtı? 2020. 2020 Mart mıydı? Evet. Benim de o gün hatta böyle işte DMC müzikten çıkıyor. İşte her şey kapatılıyor böyle tuhaf bir şey yasaklar gelmeye başladı filan. Hatta böyle Samsun Bey'le konuşuyoruz. Samsun demişti DMC'nin CEO'su. İşte albüm çıksın mı çıkmasın mı bekleyelim mi falan. Hı. O da dedi ki yani neyi bekleyeceğiz? Bekleyeceğimiz bir durum yok. Bilmiyoruz yani. Şu anda bilmediğimiz bir şey yaşıyoruz. Çıksın evet. dedi ve çıktı. Yani çok enteresan bir zamandı. Hiçbir şey bilinmiyordu ki ne kadar sürecek. Evet, evet. 2020'de o zaman Nisan yok Mart Nisan gibi çıktı. Tabii. 11 Mart'ta ilk vaka tabii. açıklandı. Tabii. Değil mi Türkiye'de? O aralarda tabii. çıkmış aynen, bir albüm. Aynen. Peki devam edelim sıradaki fotoğrafla. Aa çok tatlı. Bu da benim bir arkadaşımın köpeği. Cinsi neydi? Çok, ay hiç bilmiyorum. Musun? Aslında bu Mustafa Ceceli'nin köpeği. Öyle mi? Evet. aynen. Cinsini bilmiyorum. Benim dilimin ucunda şimdi gelmiyor aklıma. Neyse. Ama çok güzel bir köpek. Ay, elinde mama kar mı gibi. Besliyor. Evet bana baksın diye ben orada ondan daha fazla şey yapıyorum ama. Yalnız sen ona bakıyorsun mamaya bakıyor ne zaman verecek bana evet, diye. Evet. Göz bakışı direkt mamada. Evet. Çok tatlı ya çok böyle hayvan şey gibi böyle nasıl anlatayım. Hani böyle içeri giriyor böyle bir kar kütlesi giriyor gibi. Hem geniş yani çok şişman değil ama çok tüylü. Böyle kocaman bir şey giriyor içeri böyle. Çok tatlı bir hayvan. Güzel fotoğraf. Çok, çok. Fuze Hanım o kadar güzel güzel anlattın ki fotoğraflarının öyküsünü. Süre bitti deme sakın. Süre bitti. İnanmıyorum. Aslında şöyle şimdi yapay zeka bölümümüze geldik. Çok heyecanlı. Çok heyecanlandı. Ay ben çok heyecanlıyım. Çok merak ediyorum vereceğin tepki. Şimdi... aslında sana öncesinde yapay zeka, hayal ettiğin anı ne olarak anlatırsın dediğimiz zaman bize sanat, tutku, aile dedin. Hı hı, evet. Fakat bir sonra düşündük. Senin şöyle bir röportajında şöyle bir kısım yakaladık. Demişsin ki Meşki Müren albümü sürecinde gördüğüm rüyalarda şarkıları Zeki Müren'le söyledim diyorsun. Bir röportajında. Biz de istedik ki o rüyada kalmasın. Biz aa, o anı donduralım. Ne tatlı. Yapay zeka bak senin için nasıl bir fotoğraf aa. Hazırlattık. Gelsin. Ay inanmıyorum. Bu da programımızın hatırası olarak şöyle sana takdim etmek ay, istiyorum. Ay tam demin sana söylediğim şey işte. Aa, ben ay vallahi şu anda ağlayabilirim yani. Ay harika olmuş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yapay. Sözün bittiği nokta. Nokta. Çok güzel. Ben de bayıldım ve gerçekten senin çok mutlu olacağını düşündüm. Ay, çok heyecanlandım. Oldum. Böyle çok bir an geldim. Önce yapay zeka fotoğrafını sana göstermek istiyordum. Çok çünkü değişik, o röportajın çok beni çok etkiledi. Evet, evet. Hakikaten böyle rüyamda gördüm diye anlatıyorsun şarkılarını. Özel bir an evet, senin için rüyamda şimdi, girip birlikte söylediğinizi ay bu söylesin. Bana bir işaret olsun. Ben çok şey istiyorum. Şimdi hep bu albümü de çekerken ne kadar vaktimiz var? Az mı? Birkaç dakika. Bu albüme ilk başlarken... Şimdi Nat King Cole, Natalie Cole düeti vardır ya birlikte babasıyla söyler. Ben de hep
Rahmetli Zeki Müren'le birlikte bir şarkıyı söyleyeyim. Çok istiyordum. Bu da bana işaret olsun. Hemen böyle bir klip çekmeliyim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Evet. Bol şans. Umarım hayal ettiğim tüm anlar gerçek çok olur. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Yine çok keyifli bir yayın oldu. Sağ ol. Sen de iyi ki varsın. Harika bir program. Teşekkür ederim. Harika. Sen de. Çok çok teşekkürler. Fotoğrafın öyküsünü noksalıyoruz. Hoşçakalın.